Yani istikrar dedin mi de Muslera gerçekten. Savaş Çorlu seninle başlayayım. Sparta Prag maçında da çok konuştuk. Zaten lig maçlarında da öyle. Yine çok güzel bir sezon geçiriyor diyebilir miyiz? Ya yıllar geçtikçe daha da tecrübesini ortaya koyup üstüne katarak giden bir Muslera'dan bahsediyoruz. Sözleşmesi çok konuşuluyor. Ya 12-13 senedir burada olan ve müzedeki kupaların ciddi şekilde katkısı olan, kazanılan şampiyonluklarda her zaman o forma numarasında olduğu gibi bir numaralı katkıyı sağlayan kişi Galatasaray'ı çok seviyor. Kaptan, takımın her maçında en önemli maçlarında ön plana çıkıyor. Rakip ayırmıyor. Evet. Önünde kimle oynarsa oynasın güven veriyor. Baktığımız zaman sağ bekiniz değişiyor, sol bekiniz değişiyor, stoperler değişiyor. 6 numarası değişiyor, 8 numarası değişiyor. Hatta Icardi atanı da değişiyor. Ama Muslera değişmiyor. Çok başarılı bir hikayesi var. Yine Serkan Müdür'le beraber Simovic'i canlı canlı defalarca izledim. Taffarel'i sayısız izledik. Simovic'le büyüdük. Mondragon keza aynı şekilde. Galatasaray'ın o çok tarihindeki önemli kalecilerin hepsini canlı canlı defalarca beraber izledik. Muslera hakikaten bir başka. Her geçen gün rekorlar yeniliyor. Bana göre bir 1+1 yıllık sözleşmesi de önümüzdeki günlerde olur. Dün pazar günü galiba bir haber okudum. Kabul etmiyor teklif falan diye. Rakamsal anlamda. Bu saatten sonra ben Kabul Muslera'nın... etmiyor değil. Artık futbolu bırakmak istiyor ve bırakırken de son olarak ülkesinde oynamak istiyor diye bir iddia duydum Benim ben de. okuduğum haberde de Galatasaray'ın 1+1 yıllık teklifine 2 artı artı verilen 1,5 milyon euro, 2,5 milyon euro istiyor gibi. Ya ben Muslera'nın bu saatten sonra böyle ona saygı duyarım. Futbolu Uruguay'da ülkeminde başladım ya da bırakmak isteyeceğim derse buna en büyük saygı duyarım. Çünkü Arda Turan en büyük hayali futbolu Galatasaray'da bırakmaktı. Yani böyle isimler Başakşehir'den vardır. bıraktı. Yok Galatasaray'da. Sonra Galatasaray'da mı? Başakşehir'den En son. Galatasaray'a geldi ve Ha, bütün hayaline. pardon. Şimdi yeni Ha, ya yani kongre futbol üyesi oldu. oynamayı orada bıraktı Ha, ama. yani burada başladığım yerde bırakacağım diyebilir. Saygı duyarım ama 500 bin euro için, 600 bin euro için böyle Galatasaray'da bu kadar kariyerin hatta bir de Eyüpspor haberleri Sorun çıktı. para değil galiba ya. Pazar günü sözleşmenin süresi ve yıllığı ile ilgili bir haber okudum ben. Önemli bir gazetede. O yüzden ben de Melike'yle daha önce yaptığımız yayınlarda da hep 1+1 bu imza Evet. atılır. Bu nikah tazelenir diyorum. Yine arkasındayım sözüm. Eğer Uruguay'da, çünkü Türkiye'de çok mutlu. Çocukları burada dünyaya geldi. Eşi burayı çok seviyor. Sadece İstanbul değil, İstanbul'un çevrelerine de hafta sonları gidip tatiller, kısa tatiller, hafta sonu 2 günlük tatillerde bizim, bana göre değil, birçok insanın dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'de. Çünkü yaşanılacak, gezilecek, eğlenilecek, tarihi yerleri görecek çok yerler var. Oraları geziyorlar. Futbolda başarılı, çok başarı dolu bir kariyeri var. Aslına bakılsan yani büstü dikilecek diyebilecek kadar bir başarı hikayesi var. Yerine kim gelecek ona bakmak lazım. Birkaç gün önce Altay haberleri çıkmıştı. Altay Muslera'nın olduğu yerde yedek beklemeye gelmez. Yani orada Onana'nın arkasında bekler ama Muslera'nın arkasında bekleyeceğine pek ihtimal vermiyorum. Kusura bakma da hani Onana'nın arkasında yedek bekleyen herkesin arkasında yedek bekler. Onana'nın da yani evet Onana'da bir durumu toparlanma var mı? ortada. Onana'da bir toparlanma yok. Toparladı toparlayacağını zaten. Sezonu toparladı. Hani şu anda ne yapsa. Ya abi çok acayip gol. Ya bırak onu hani. Hadi sadece kendimizle ilgili olan kısmını söyleyeyim. Galatasaray maçlarında yediği goller yani. Bayern Münih maçı. Yine seninle Ziyeş'e beraber kalp masajı yaptı ya. Resmen suni teneffüs. Kopenhag maçıydı. 2-0, 2-2. Buraya geldik. Bayern Münih maçı vardı. Bu maç böyle bitmez dedim mesela. Oradan 3-1, 3-3 kaç kere maçın onaya rağmen o maç öyle bitmişti. Ya sonuçta Muslera eğer burada kal diyorlarsa, eşi de burada istiyorsa hiç kimse onu başka bir yere götürmez. Götüremez. Ve bu sezon kazanılan her maçta bazen o tek gollü galibiyetler vardı. Mesela İstanbulspor, Gaziantep, Tek kollu. tek gollü yani Ha, tek farklı. gollü. Tek gollü tek farklı kazanılan. O maçların hepsinde kazandığı maçlarda da kırılma anlamında hep Muslera var. Bir sıfırlık maçlarda Bir falan. farklı Ya ve bir şöyle sıfırlık çok yani. da uzatmayalım. Hatta bir ülkenin liginin tarihini bu kadar değiştirebilen kaç kaleci var? Kesinlikle yani Bir de o Galatasaray'ın boyutu var tabii. Yani hani şampiyonluklarında Buffon, Casillas. gibi bir isim aslında Hani Türkiye'de. ya O Türk... Uruguay olarak da baktığımız Bak zaman. Muslera aynı yıl, kaç yıl oldu 12 mi? 2011'de gelmişti 13. 13 yıl. 13 yıl önce Galatasaray'a değil Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a gelseydi. Nasıl bir Türk futbol tarihi olacaktı acaba? Kesinlikle etki edecek bir isim. Ya Ben de öyle düşünüyorum. bizzat.
maç alan kaleci. Sezonun kaderini etkileyen kaleci. Tekrar ve kaç tane ya? Sen vardın yayında ama hatırlayacaksın. Kerem Canbulat'ın ortaya attığı bir konuydu. Hacı mı, Alex mi, Muslera mı diye de sorulabilir diye. Kerem hep kötü orta yapardı. Biz sonra Kerem'le de konuştuk bu konuyu. Kaleci olmasa, yani belki de hani bu kadar etki eden bir oyuncu kaleci olmasa yine o kategoride konuşulabilir ama. Şimdi bugün daha farklı bir tık farklı bir boyuta değineceğim. Bu arada kim, Kerem Canbulat golcüymüş. Kim dedi? Sen Muslera dır dedin. Hayır kim? Hacı, sorular Hacı, neydi? Hacı Popescu. Hayır Taferel'di galiba. Yok soru Kerem'in sorduğu soru. Kerem'in Hacı Alex'ti. Hacı mi Alex mi Muslera mı? Tamam dedi. Ben yani o soruyu çok makul bulmuyorum. O sorudaki yanıtım Hacı. Ama esas soru şu. Taferel mi Muslera mı? Ya ama abi, orada da başka orada bir şey var. Ben sınırçıyım. Oraya koyma ben. Muslera'nın performansında Taferel'in da Taferel var. Taferel'in de etkisi var. Evet yani. Bak mesela. O yani, aradaki çıkışta da çok büyük var. Hani tam böyle hatta aşağı Taferel'in doğru inmeye başladığında Taferel onu böyle tekrar yukarı çıkıştı. Yani Galatasaray tarihine gelmiş. Bak Taferel için şunu rahatlıkla söylerim. Aynı dönemde Savaş'la beraber Galatasaray muhabirliği de yaptık. 4 sene üst üste şampiyonluk, sonrasında UEFA Kupası. Yani Taferel'in sadece kurtarışlarıyla değil, bir çimento gibi takımı bir araya getirmesi ve herkes tarafından çok sevilen ve saygı duyulan bir insan olması, oynadığı futbolla da, mesela çift kalelerde orta sahada oynardı. Ve nasıl top oynamak kardeşim? Çok iyi top oynardı. Çok mütevaziydi. Ya bu arada ya bisikletle antrenmana gelirdi. Antrenman toplarını toplayıp taşıyordu. Maça çıkarken o topları topluyordu. Son topa kadar da şey yapardı. Tesislerdeki irili ufaklı, küçük büyük bütün profesyonellerle kardeş gibiydi. Yani böyle onlarla beraberdi. Hiç hani ya bak böyle bir adam, bir iyilik timsalidir kendisi. Nefis bir nefis kaliteli bir adam. Çok şahane bir adamdır. Kaleci antrenörlüğünde de aynı şey. Muslera'da da etkisi var. Yani kesinlikle var. Sadece saha içindeki muazzam kurtarışlarıyla yok Thierry Henry'nin kafasını çıkartması falan değil yani. Ya biz bizzat yaşadık o adamı. Hakikaten çok ben başka. Mesela bize bile olumlu etkisi müthiş vardır yani. Ya, hep sıcakkanlı. Çok iyi bir aile babasıydı. Komik, sıcak. Biraz iyi. Daha geriye gidersek ya, kaleci konusunda çok şanslı. Leo Franco'ları falan bir senelik şeyleri dışarı atıyorum. Mesela Mondragon anlattığı özelliklerin hepsinden fazlası vardı. Florian'ın çaycısından, bekçisinden, temizlikten aldığı primleri dağıtır, bayramlarda koliler yapar. Simović benim ilk göz ağrımdır. Bambaşka bir yeri vardır bende. O da bazen bizi izliyor mu? Can Spor haberin olsun yani. Simo o da bazen çok izliyormuş yani. Buradan bizi. Çocukluk kahramanım. Çocukluk kahramanım. Hakikaten de hepsi beni bir izliyorsa ama çok mutlu olurum. Ama gözlerim falan dolar yani. Prekazi izliyormuş bizi mesela. Geçenlerde biz bir konuşma yaptık. Rambo Yusuf'la beraberdik. Kocaeli'nde aradık. Sağlığı iyi mi Prekazi'nin? İyi. Bir sıkıntı Prekazin oldu. Prekazi'nin de iyi. Simović'i ara dedim, ben konuşacağım dedim. Arada konuştuk. Ne yapıyorsun dedim. Torunları seviyorum dedi. Ay maşallah. Bakın Murat Güloğlu izleyicimiz diyor ki Serkan Korkmaz'ın sorusu Taferel mi Muslera mı? Ben de Serkan Korkmaz'a sormak isterim. Muslera 2000 kadrosunda olsaydı Galatasaray yine o başarıyı yakalar mıydı? Evet diyorsa Taferel eşittir Muslera. Güzel. Taferel eşittir Muslera. Ben ikisini bir arada bir paket olarak düşünüyorum. İşte iki Güney Amerika futbol kalecisi ki hani kolay iş değildir yani bu kadar. Ben dördünü koymak istiyorum ya. Hakikaten diğerlerine de haksızlık yapmak istemiyorum ya. Hangi dördü? Simović de çok başka Mondragon'a, bir şeydi ya. Mondragon da çok. Mondragon bence bu üçüyle ya ki Mondragon da bir efsanedir kabul ediyorum. O süreçte. Kendi ülkesinde de Galatasaray. Mondragon da bir Galatasaray efsanesidir ama bu üçü biraz daha başka bir yerde sanki. Tabii ki ama ona da haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü onda da çok güzel anılarımız var. Çok klas adamdı o da. Müthiş bir insandı. Yani insanüstü insandı. Beşiktaş onu neredeyse alıyordu Özcan Can Aydın dönemi. Ben çok o transfer süreçte Özcan abiyle beraber yaşadım o dönemi. Enteresandı. Özcan abiye de Allah rahmet eylesin. Engin Bey yazmış. Engin Bey de demiş ki Hacı büyüktür, Snyder büyüktür, Alex. Sonra da altına Muslera büyüktür, Taferel büyüktür, Mondragon diye kendi düşüncesini paylaşmış bizimle. Yani eğer bütün takımlar diye bakıyorsak Alex var orada. Schumacher'i de bir yerlere koymak lazım. Bir kırılma noktasıdır Türk futbolu için. Yani, çok kısa süre, uzun süre kalmayıp ama Türkiye'de zaten şapkasıyla İzini olacak. Bıraktı ve bir anda çıtayı da hani Schumacher geldi falan olduk. Çocukken böyle bizim şeyimiz değişti, futbola bakışımız değişti. Schumacher geldi ya ülkeye. Trabzon'da Can-Marie Pfaff. Oo Pfaff. Kaleciler çok konusunda. İyi. Bak bu kadar iyi kaleciler getirince bu kadar erkenden. Şimdi Türk kalecileri konuşuyor tüm dünya.
Ya Fenerbahçe'nin beğenmeyip çemkirdiği Altay Manchester United'da abi mesela. Anlatabildim mi? Böyle bir şey evet, olmaz mı eskiden? Bizim kalecilerimiz 2008 yılında söyledim bunu. Tabii ki kimse duymadı. Önemli de değil. 2008 yılında çok ciddi ciddi bunu bir dosya halinde araştırdığım için Türk kalecilerin yılları başlıyor demiştim 2008'de. Hatırlıyorum. Bak mesela Gökhan Akkan var ya son maçta oynamayan evet. Rize'de. Mesela ben o Gökhan'ı da çok beğeniyorum abi. Çok iyi kaleci Gökhan ya. Şimdi fazla iyi bir kaleci hatta. O süreçte mesela sen milli takımında biraz bizzat içindeydin. Hı hı. En büyük şansı... Yok biraz daha sonrası. Biraz bir yıl sonra. Bir yıl sonra. Bir yıl sonra gidip Rasim Karalar'ın falan... Ama biliyorum. Yaş haddinden emekli edilen Rasim Kara'nın bundaki payını bizzat bilirim. Şimdi oraya değinecektim. Yaş haddinden emekli ettiler ya. Orada Rasim Kara'nın yaş haddinden... Gençleştirme. Galatasaray'da da oldu biliyorsun bu. Oldu ya. O neydi ya? Gençleştirme. Yani... Bir de bu kişiye göre gençleştirme oluyor biliyorsun tabii. Değil mi? Bilmiyorum. Aslında operasyonun bahanesi. Bilendirmeler 60 yaşlarının işte burayı bırak gibi. Aslında operasyonun bahanesi. Orada da mesela Rüştü Reçber ve Volkan Demirel'in arkasında çok iyi kaleciler vardı ama onları geçemiyorlardı. Geçemezler. Sonrasında. Zor ama yani. Yani çok zor gerçekten. Nasıl geçsin abi? Milli takımı 3. kaleci orada belli ama öyle kaleciler vardı ki. Yani Volkan Demirel, Rüştü Reçber. Sonra Volkan Demirel'den sonraki seri. Volkan mı Rüştü mü? Güzel soru. Volkan. Bence de Volkan. Volkan. Bayağı açık ara Volkan. Bence de Volkan. Ben yorum yapmıyorum. Volkan çok büyük kaleciydi. Yani kaybetmemesi. Gol yemesini de. Gol yemesini Kadıköy'de de, kaybetmeme gibi bir. Kadıköy'de kaybetmemiş bir adamdan bahsediyorsun. İstatistiği var yani. Bunun önüne kimse geçemez. Adam hayatında hiç ezeli rakip yenilgisi görmedi kendi evinde. Ve yani abi kurtarışlarını da gördük ya. Volkan çok başka bir seviyeydi. Kurtaramayacağı topa da gol yiyeceği... Mesela bazen iyi kaleciler iyi gol yer ya... O golü yiyeceğin de uçmaz mesela topa. O fotoğrafı vermemek için. Ben o, yani... Onu vermemek için onu şey yapmaz. Yani tabiri caizse... Böyle dalga geçilecek seviyede... Hatalı gol resmi vermedi. Ama 7 hatalı goller. Ama o resmi vermiyor. Evet o resmi vermedi ama çok enteresan bir kaleciydi ya. Ama penaltı atamaması. Ya baba atamaz. İşte ayak. Hocam en zayıf yönü işte. En zayıf yönü ayak. En zayıf yönü. Volkan Babacan'ın ayağı Volkan Demirel'de olsa zaten Madrid, Barcelona. Evet. Öyleydi yani. Peki, şimdi bir haberimiz daha var. Galatasaray'ın bundan sonraki maçları İstanbul'da 5 maçı. Önemli çünkü. Şaka. Evet. Beş. Bir bakalım o maçları fikstüre şöyle bir. Beşiktaş var. Sonra konuşalım. Antalya.